Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, doğru ve güvenilir tüccar, doğru ve güvenilir. Doğru ve güvenilir tüccar. Tüccar kimdir? Elinden para akışı hareketi olan adam demektir. Müteahhit, bakkal, manav, 5 ton buğdayı borsaya götüren çiftçi, para almak için, vermek için iş yapan herkes. Banka memuru, dövizci, emlakçı, parayla bağlantı kuran iş sahibi herkes tüccardır. Doğru konuşan, güvenilir şahsiyeti olan tüccar, buyurun dinleyin şimdi. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle dirilecektir. Tekrar ediyorum. Doğru konuşan, şahsiyeti güvenli olan tüccar, iki karakteri olan tüccar, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Kardeşlerim, şehit kime deniyor? Hamza'ya, Mus'ab'a, Yasir'e, Sümeyye'ye şehit deniyor. Allah onlardan razı olsun. Allah için ciğerleri parçalanmış, kafaları koparılmış insanlar bunlar. Sıddık kim? Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Peygamberler? Hadi peygamberleri koyduk bir kenara, bütün ümmetleri onunla sonunda olacak beraber. Sıddıklık, Ebu Bekirlik. 23 yıl nefes nefes Resulullah'ı takip edip bir makama ulaşıyorsun. 23 yıl market işlediği için adam senden 1400 sene sonra o seviyeye geliyor. Biri peygambere canını can olarak katıyor aleyhissalatü vesselam. Linç ediliyor, dövülüyor ama ayrılmıyor, kopmuyor. Allah ona bir makam veriyor, ona sıddıklık makamı diyor. Öbürü de sabah namazından sonra gelip marketini açıyor. Ama kadınıyla, çocuğuyla, ihtiyarlı herkes biliyor ki bu adam 5 dediyse 5'tir. Dünyanın hiçbir yerinde başka bir şey olmaz. Borsa fiyatı gibi adam mübarek. Bu iyidir dediyse sen yanlış anlamışsındır. Ya bu peynir iyi görünmüyor, küflü görünüyor diyorsun sen. O iyidir diyorsa küfüne rağmen iyidir demek ki. Çünkü bu adam güvenli bir adamdır. Güven vermiş. Ticaretinde güven vermiş. Müteahhit. Senin daireni onun da teslim edeceğim diyor. Gelin bir bakın daireyi. Ya sen bizden iyi anlarsın, daha iyi bakarsın. Ben gözüm yanılır da sen yanılmazsın diyebiliyorsun bir müteahhide. Bir müteahhide diyebiliyorsun. Bu karakterdeki tüccar, sıddıklarla, 23 yıl Peygamber aleyhisselamla can siperhane mücadele eden, gökleri imrendiren sıddıkla beraber oluyor kıyamet günü. 23 yıl market işlettiği için. Allah yolunda can vermeye hiç tereddüt etmeyen koca arslan yürekli Hamza, parça parça vücuduyla kıyamet günü diriliyor. Bu da 500 daire yapmış satmış. 20 sene leblebicilik yapmış. Bu da Hamza ile beraber diriliyor kıyamet günü. Buradaysanız, beni dinliyorsanız kardeşlerim, buyurun İslam'ı tanıyalım. Bir, peygamberin mübalağa yapıyor olabilir mi? Seçim konuşmaları bunlar. Demokratik bir seçim var mıydı Medine'de? Esnafın gönlünü almak için onlara böyle bir cennet vaat etmişti. Esnaftan kredi almayacağız, burs almayacağız, vergi yok filan. Böyle mi benziyor? Haşa, estağfurullah. Nestağfirullah cemiyan. Öyle bir şey olur mu?
Allah adına söz veriyor. Allah adına söz veriyor. Peki şöyle mi diyor? Sıddıklar işte bir yolu kullanıp protokol yolundan büyük makamlara, Adin cennetlerine çıkacaklar. O protokol yolunu siz de köyünüze giderken kullanabileceksiniz sonra. Öyle mi demek istiyor? Hayır. Protokol yolu filan değil. Ebu Bekir neredeyse oradasın diyor. Hadis burada arkadaşlar. Tirmizi'de 1209. hadis-i şerif, İbn-i Mace'de 2138. hadis-i şerif. Hadis. Ve bunun gibi aşağı yukarı 8-9 tane hadis-i şerif var bu anlamı anlatan. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Esnaf odası müftülüğe döndü. Böyle borsa morsa herhalde bir Ezher-i Şerif gibi filan eğitim merkezine dönecek. Evet. Evet. Ne oluyor biliyor musunuz kardeşlerim? İslam sadece motoru ve kaportası alınan bir din gibi görülüyordu ya. O darbe yemiş Müslümanlığımızın ürünü olan anlayıştır. İnsanlığı kurtarmak için İslam'ı insanlığa getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin insan olarak ihtiyaçlarını karşılamak için geldi. Ticareti Yahudi'ye bırakıp müminlerini camiye toplayan bir peygamber değildi o. Camide namaz kıldıran imamına da büyük sevaplar vaat etti. Uhud'da şehit düşenlerine de büyük sevaplar vaat etti. Toplumun nabzını tutan, parayı elinde tutan esnafa da cennet vaat etti. Çünkü İslam hayat dinidir. Camideki gücü kadar, İslam'ın camideki gücü kadar borsada gücü olur. Borsanın Müslümanlığı kadar cami Müslümandır. Bu kadar. Kim ne derse desin. Borsada İslamlaşma oranı %3'lerde iken camide %100 İslam bekleyemez kimse. Bekleseydi Mescid-i Nebi'de 23 yıl alnı secdedeki Ebu Bekir'e verilen makam 23 yıl market işleten Müslümana verilmezdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Ha euro ile çalışmışın, ha dolarla çalışmışın, ha Japon yeni ile çalışmışın, sonunda zengin oluyorsun. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'ın rızasını peygamberin can siper yoldaşı olarak 23 yıl yaptığı fedakarlıklarla kazandı. Çünkü Resulullah'ın büyük bir danışmana aleyhissalatü vesselam ihtiyacı vardı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canına can olarak katacağı dosta ihtiyacı vardı. Uhud'da önünde ciğerlerini parçalatacak mücahide ihtiyacı vardı. Dünyanın herhangi bir yerinde de Müslümanların mal sahibi olması için parayı elinde helal ve güvenli bir şekilde dolaştıran tüccara ihtiyacı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Bunun için ben de diyorum ki Filistin'de Kudüs'üm için mücahitlik yaparken alnı öpülecek bir iş yaptığı kadar orada onun şehit olduğu zaman meleklerin kanatlarıyla arşa kadar mübarek ruhu taşındığı gibi Konya'da, İstanbul'da, Kastamonu'da, Trabzon'da, Kars'ta, Edirne'de, Yemen'de, Kafkasya'da bir Müslüman küçük büyük sanayisiyle, müteahhitliğiyle, marketiyle ticaret yaparken Allah'ın rızasına muvafık şeriata uygun ticaret yaptığı zaman Allah yolunda mücahittir. Bu mücahitliği marketinde üzerine kasa düşerek ölmüş olsa bile şehit olarak Rabbinin huzuruna gitmese bile şehitlerle beraber Rabbinin huzuruna çıkacaktır. Peygamberin, cennet peygamberin anons ettiği bir yerdir. Ben cenneti nasıl insanlara dağıtabilirim? Onun için ben de diyorum ki Müslümanlar çocuklarını din öğrensin diye camiye gönderiyorlar ya yaz aylarında. Bu elbette gerekli. Bu yaz böyle yapmasınlar. Allah'tan korkan,
cuma vakti olduğu için dükkanını, bütün haftalık serveti gidecek olsa bile kapatan, haram bir şey satmayan, sigara bile tereddütlüdür diye satmayan, kadın kasiyer kullanıp da onun yanlış işler yapmasına alet olurum korkusuyla kasiyerinden tezgahtarına kadar harama helale dikkat eden, müminlerin ürettiği malları daha ucuz satan, ondan az kar koyup payı koyup yeter ki müminin malını mümin tercih etsin diye hamle yapan mümin bir tüccar bulduğunuz zaman, geçen yaz çocuğunuzu Kur'an öğrensin diye camiye gönderdiyseniz, bu yazda haftalık verme bu çocuğa, senin marketinde, senin müteahhit büronda, senin atölyende, senin iş yerinde çalışsın, bu yaz tatilinde ticaret öğrensin demek de İslam nesli yetiştirmenin şartlarından birisidir. Çünkü cephelerde cihat etmeyi öğrenirken çocuk Allah'ın rızasını öğrendiği gibi markette ümmeti Muhammed'in para işletme sistemini Müslümanca öğreneceği zaman da İslam'ı öğrenmiş olacaktır. Çünkü İslam camide, markette, Filistin'de, cephede, sokakta, düğünde, seyahatte, piknikte, her yerde İslam olmalıdır. Çünkü Allah camiler yapın Müslümanlığınızı göreyim dememiştir. Aldığınız nefeslerde İslam kokusu olsun demiştir.